aplikasyonun içine girdiğimizde doğrudan aslında keşfet ekranına düşüyor. Kadın girişimci doçent doktor Hilal Özen, hastalık arkadaşım sloganıyla yola çıkarak Metehunt isminde sosyal ağ kurduğu, ağın içinde farklı konuşma odaları oluşturan Özen, bu odaları hastalıklara göre ayırdı. Başlıkları hashtagler halinde görebiliyoruz. Akış kısmında ise bizim takip ettiğimiz kişiler artı odalarda atılmış olan postları görmemiz mümkün. Onun haricinde odalarım kısmında hangi odaları takip ediyorsak onları görebiliyoruz. Diğer bütün odalarla ilgili kısmı Odalara giren vatandaşlar bu sayede kendi kaderini yaşayan diğer hastalarla dertleşme ve tavsiyeler sunma imkanı buldu. bu alanda görebiliyoruz. Burada istediğimiz bir odayı takip edebiliyoruz ya da takipten çıkabiliyoruz. Aynı şekilde bu odaların içerisinde neler olduğunu üzerine tıklayarak görebiliriz. Mesela alerji odasında kimler ne paylaşmış, onun haricinde bu kişilere kimler ne cevaplar vermişler, onunla ilgili paylaşımları görmemiz mümkün. Bunun haricinde kendi profil kısmımızda paylaşımlarımız ve profilimizde neler olabileceği şeklinde görüntüleri paylaşabilmek mümkün. Türk insanının sosyal medya paylaşımı yapmaya çok yatkın olduğunu gözlemlediğini söyleyen doçent doktor Hilal Özen, TÜİK verilerine göre sağlık konularında internet üzerinde oldukça fazla arama yapıldığını saptadığını belirtti. Bu iki önemli unsurun Metehan'ın doğmasında büyük etken olduğunu ifade etti. Son dönemlerde özellikle pandemiyle beraber çok da fazla aslında dijitalleştik. Zaten hani Türkiye olarak bu konuda önde giden ülkelerdeniz. Ve her yaş grubundan insan şu an oldukça fazla bir şekilde internet kullanıyor. Onun dışında sosyal medyaya çok yatkınız. Sosyal medyada paylaşım yapmaya çok yatkınız. Bunun yanı sıra millet olarak çok fazla paylaşmayı seviyoruz. İnsanlarla bağ kurmayı seviyoruz. Dertlerimizi paylaşmayı seviyoruz. Hastalıklarımızla ilgili konuşmayı seviyoruz. Dolayısıyla Maytent de böyle bir misyonla yola çıktı. Çünkü internet tarafına baktığınızda, internette en çok hangi konuları arıyoruz gibi bir arama yaptığınızda aslında sağlıkla alakalı bilgilerle ilgili çok fazla arama yaptığımız ortaya çıkmış. TÜİK verileri bunu söylüyor. Onun dışında da dediğim gibi paylaşmayı çok fazla sevdiğimiz için bir araya geldiğimizde dostlarımızla biz bu iki kısmı birleştirmiş olduk. Yani geleneksel tarafla dijital taraf aslında. Bu platformda sadece hastaların bulunmadığını, aynı zamanda uzmanların da yer aldığını belirten Özen, dertler paylaştıkça azalır, mutluluklar paylaşınca çoğalır diye buradan yola çıktık dedi. Burada sadece tabii ki de hastalıklardan muzdarip olan insanlar yok. Aynı zamanda konusunda uzman doktorlarımız var, psikologlarımız var, diyetisyenlerimiz var. Hani bunlara da insanlar soru sorabiliyorlar. Bu konuda profesyonel destek de talep edebiliyorlar. Bizim mottomuz aslında dertler paylaştıkça azalır, mutluluklar paylaştıkça çoğalır. Buradan yola çıktık. Dolayısıyla insanların bir araya gelip birbirlerine moral, motivasyon desteği vermesini amaçlıyoruz. Ana amacımız da bu. Baktığımızda bir fayda sağlamayı istiyoruz insanlara. İnsanlar bir araya gelsinler, işte bir hastalıklarından kurtulduğundan bahsetsinler. Bu o dertten muzdarip başka bir insana motivasyon olsun, moral desteği olsun. Aslında projemizin en baştaki çıkış amacı buydu.